Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Şunlardan üstlerindeki şeyleri alırsak bu şekilde. Görmüş olduğunuz toprak da arkadaşlar bol mineralli kil toprak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle sudan biraz onlarla girmiş olan biraz düğüm var arkadaşlar. Bunun videosunu çekmeyi unuttum. Mecburen evdeki toprakla yapmak zorunda kaldım. Şöyle biraz hızlı şekilde yaparsak. Bu toprak arkadaşlar, gördüğünüz gibi deminki videoda toprak analiziyle alakalı söyledim. Yeryüzünün, yer kabuğunun %98'i 8 tane elementin birleşmesi sonucu oluşuyor. Bunlar da, bunların birleşmesi sonucunda da mineraller oluşuyor. Kayalarda minerallerin sertleşmiş halidir. Kayalarda kırılınca arkadaşlar bunlar oluyor. Bakın, gördünüz mü? Yapışkan, sakız isti. Tabi otlar var içinde. Bununla şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir seramikte kullanabilen kil topraktır ve bol minerallidir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz kırmızı ve kahverengi tondadır. Genelde de kırmızıdır. Evet. Şöyle yaparsak arkadaşlar, bakın biraz daha büyük. Şurada da var. Şöyle. Bunlara istediğiniz şekli, sigaramız düştü arkadaşlar. Bugün de düğünün olacağı tutmuş arkadaşlar. Mesela buna çivi yazısı mesela yazabilirsiniz. Mesela biz şöyle bir şeyler yazalım. Sıradan şöyle kafadan. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar buna. Ve bunu kurumaya koyduğunuzda, evet, bunlar da toprak çeşidi de bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı ve kahverengi tonda. Genelde vadilerde olur. Yani vadiler, şöyle de vadi yaparsak bu şekilde, şekilde vadi olduğunu düşünün. Vadilerin tam tepeleri kayalık olacaktır arkadaşlar, şuurcular. Yani kuzey tarafında olmayabilir ama güney tarafında, güney kısımda kesinlikle olacaktır. Bunların bu dere yatağından da su geçiyorsa o da mineralleri de olacaktır. Çünkü arazideki tüm toprakların karışımı olacaktır. Ve bu şekilde topraklara cihazlar yalnız sinyal verebilir. Bu vadilerde arkadaşlar mineraller fazlasıyla mevcuttur. Bu ne demek oluyor? Türkiye'deki toprakların neredeyse tamamı minerallidir. Çoğunda mineral olayı biraz oranı yüksektir. Bazılarında düşüktür. İlerleyen zamanlarda, en yakın zamanda toprak renkleriyle mineral oranlarını da size anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yaparsak, düğünün içindeyiz gibi. Evet. Şuraya da bir şey yazarsak, hemen bekletiyorum. Evet. Olmadı ama kanalımızın ismini de şu şekilde yazmaya çalıştık. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları seramik yapında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela bu yazıyı, bunu böyle yapıp onu güneşte kurumaya veya fırınlayaraktan da yapabilirsiniz. Bunlarla da alakalı videolar çekeceğim arkadaşlar en yakın zamanda.